hazırlanmış. Türkiye'nin temel yargı problemlerine çözüm bulmayı amaçlayan bir çalışma. Ancak getirilen önerilerin çok büyük etki doğurmasını beklemek çok iyimserlik olur. Bu getirilen öneriler sınırlı sayıda ilerleme sağlayabilir. Türkiye'de tutuklama süreleri çok uzun sürüyor. Yargılama da yine çok uzun. Dünya ortalamasının ve Avrupa standartlarının çok dışında bir uzun tutukluluk ve uzun yargılamayla karşı karşıyayız. Şimdi burada getirilen tedbirlerden birisi adli kontroldeki 3 yıllık tavanın, ceza tavanının 5 yıla çıkarılmış olması. Bu tabii ki bir alternatif olarak, tutuklamaya alternatif olarak başvurulabilecek olan adli kontrol mekanizmasının kapsam alanını genişletir. Ancak bu tek başına tutuklama, uzun tutuklama meselesini çözer mi? Zannetmiyorum. Bu çözmez. Çünkü yargıda tutuklamaya ilişkin bir yerleşmiş hakim kültür var. Daha çok tutuklama bir peşin ceza olarak algılanıyor. Ve serbest kaldığında, yargılama tutuksuz devam ettiğinde sonradan verilen cezanın boşta kalması, infaz edilememesi gibi bir risk var. Adli kontrolde yurt dışına çıkış yasağı konularak yahut kişiler belli bir teminat ödeyerek yargılamaları boyunca tutuksuz kalabiliyorlar. Bu şimdiye kadar 3 yıla kadar olan ceza gerektiren suçlarda mümkündü. Bu yapılan öneriyle bu sınır 5 yıla çekiliyor. Ancak bu 3 yıllık dönem, 3 yılın geçerli olduğu 2005'ten beri 6 yıllık dönem uygulamasına baktığımız zaman adli kontrolün bu dönemde fazla başvurulan bir yöntem olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla birdenbire bugünden sonra da tutuklamaya alternatif olarak, yaygın olarak kullanılmasını beklemek gerçekçi bir beklenti değil. Peki. Tabii büyük beklentiler, yargı reformu vesaire gibi büyük laflar söz konusu. Bu tür beklentileri karşılayacak bir reform hareketiyle karşı karşıya değiliz. Peki hocam. Türk yargısının üzerinde çok büyük bir dava yükü var. Şu anda 3 milyon yıl içinde gelen dosya var ceza adalet sisteminin üstüne. 2 milyon da bir önceki yıldan devir. Dolayısıyla 5 milyon toplam dosya var. Bu dosyaların ufak palyatif tedbirlerle yahut küçük pansumanlarla bu sorunun üstesinden gelebilmek mümkün değil. Şimdi dikkat çekici. Daha kapsamlı. Başka unsurlar da var hocam. Daha kapsamlı adımlar atmak lazımdır. Evet, şimdi mesela mevcut sistemde sabıkadan bir ömür boyu kurtulmak imkansız. Ölünce ya da 80 yıl dolunca siliniyordu. Sicil kayıtları yeni düzende suç ne olursa olsun 30 yılda silinecek deniyor. Yüz kızartıcı ve devlete karşı suçlarda 15 yılın ardından sicil temizlenecek diyor. Yine iyi niyetli teorik bir durum mu söz konusu, pratikte uygulanabilir mi, ne dersiniz? Şimdi tabii bu yapılacağını söylenilen birçok şey de hali hazırda var. Şimdi bu sicil meselesi de hali hazırda var. 2005'te geldi. 2005'te Türk Ceza Kanunu bir hüküm belirledi. Buna göre kişiler hak yoksunluğu diyoruz bunu. Hak yoksunlukları artık ömür boyu olamayacak. 53. madde Türk Ceza Kanunu'nun. Kişi ne kadar mahkumiyet aldıysa, 3 yıl ceza aldıysa 3 yıl haklarını kullanamayacak. 5 yıl aldıysa o kadar kullanamayacak. Esasen bu Türk hukukuna bundan 7 yıl önce getirilmiş bir durum. Ancak tabii getirilen hükümler zaman içinde uygulama şansı bulamıyor bazen. Dolayısıyla bazen tekrar tekrar getirilen şeyin bir kez daha yeniden getirilmesi söz konusu olabiliyor. Sanıyorum bu da bunun örneklerinden. Ömür boyu adli sicille kişinin yaşamak zorunda kalması temel bir insan hakkı ihlali olarak uluslararası arenada da kabul ediliyor. Ve 2005 yılında yeni ceza kanununu değiştirdiğimizde bu konu düzenlendi. Dolayısıyla şu anda ömür boyu adli sicilin kişinin kaydında bulunması ve kişiyi
nin peşini bırakmaması, uygulaması zaten yok. Kanunlarda yok. Kanun dışı işlemler oluyorsa bu da zaten hukuk devletinde olmaması gereken bir husus. Aynı şekilde yine hacizle ilgili kişinin zorunlu eşyaları haczedilemeyecek deniliyor. Bu da zaten öteden beri var. Kişinin mesleğini icra edebilmesi için veya günlük hayatını idame ettirebilmesi için gerekli olan eşyalar hiçbir şekilde kişiden alınmaz. Hatta kişi maaşlıysa maaşının da tamamı hiçbir zaman haczedilemez. Yani evdeki lüzumlu eşyalara zaten haciz konulamıyor mu hocam mevcut durumda? Evet, zaten konulamıyor. Bu ta biz 25 yıl önce hukuk fakültesinde öğrenciyken de böyleydi. Bugün de böyle, yarın da böyle olacak bir konu. Yani burada bir yenilik söz konusu değil. Peki yine baktığımız zaman işte izinsiz mitinge katılan, bildiri dağıtan, pankart açan üniversite öğrencilerine ceza ertelemesinden yararlanma yolu açılacak deniyor. Basit suçlardan üniversiteliler cezaevine girmeyecek deniyor. Bu madde bir anlamda ifade özgürlüğünü teminat altına alacak mı sizce? İfade özgürlüğü tabii demokrasilerde çok önemlidir. Olmazsa olmazdır. Gösteri yürüyüşü yapmak zaten hiç suç olmaması gerekir. Kişiler düşüncelerini yazarak açıklayabilirler, konuşarak açıklayabilirler. Yahut da bir araya gelerek toplu gösteri yürüyüş yapabilirler. Burada şiddete başvurulmadığı sürece barışçıl toplantı ve gösteri yapmak en temel insan hakkıdır. İfade özgürlüğünün bir tezahür şeklidir. İfade özgürlüğünü kamu makamları ortadan kaldırmamaları gerekir kendileri. Kendileri kaldırmadıkları gibi bu gösteri yürüyüşü yapacak kişilere bunu barışçıl olarak yapabilecekleri şekilde uygun ortamında yine sağlanması gerekir. Buna devletlerin pozitif yükümlülüğü diyoruz. Yani insan haklarını yaşama geçirmek için devletlerin almaları gereken tedbirler vardır. Bunlar pozitif yükümlülüklerdir. Tabii böyle yargı reformundan falan bahsedildiği zaman büyük bir anlayış, felsefe değişikliği önümüze konulması gerekir. Mesela İngiltere, Amerika gibi gelişmiş ülkelere baktığımız zaman itham pazarlığı denilen bir sistem vardır. Soruşturma bütün unsurlarıyla dört dörtlük yapılır, bütün deliller toplanır ve soruşturmanın sonucunda savunma bu dosyayı inceler ve dosyayı inceledikten sonra dosya duruşmaya, mahkemeye gidecek mi, gitmeyecek mi? Burada hayati bir kararı savunma verir. Savunma isterse duruşma hakkından vazgeçebilir. Eğer dosyadaki delillerin mahkumiyet gibi bir netice ortaya koyacağı aşikarsa bu durumda mahkemelerin zamanını almamak için savunma dosyayı duruşmaya götürmeyebilir ve savcıyla pazarlık yapabilir. Buna itham pazarlığı diyoruz. Mahkemelerin zamanını tasarruf ettirdiği için, adalet sisteminin işleyişine katkıda bulunduğu için ve bu tüm sorumluluğu üstlenerek zaten ıslah fonksiyonu başladığı için bu kişilerin cezalarında önemli ölçüde indirimler yapılır ve adalet sistemi önemli bir yükten kurtulmuş olur. Şimdi İngiltere, Amerika uygulamasına baktığımız zaman toplam ceza davalarının %95'e yakın kısmının itham pazarlığı sistemiyle çözüldüğünü görüyoruz. Şimdi burada itham pazarlığı küçük çaplı da olsa, kapsam alanı dar da olsa yer alması gerekirdi. Ancak bunun yer almamış olması önemli bir eksiklik. Peki hocam. Tabii bu eleştirimizi de not alalım. Süremizin sonuna geldik. Belki bir cümle hocam eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Evet, Türk yargısı çok ciddi sorunlarla, yapısal sorunlarla karşı karşıya. Ve bu yapısal sorunların üstesinden gelebilmek için daha cesur adımlar atılmasına ihtiyaç var. Dünyadaki diğer ülkelerin tecrübelerinden istifade etmeye ihtiyaç var. Ve Türk toplumunun adalet beklentilerini dikkate almak gerekiyor. Evet. Bu yapılan öneriler iyi niyetli önerilerdir. Doğru yönde atılmış adımlardır. Ancak bu adımlar
küçük adımlardır. Daha büyük adımlar atılması gerekir. Peki. Profesör Doktor White.